Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün Emre kardeşimin köpeklerini tanıtmaya geldik size arkadaşlar. Merhaba. Umut kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Emre şöyle gelsene. Arkadaşlar daha önce ben Umut kardeşimin köpeklerini size tanıtmaya gelmiştim. Bugün de Umut kardeşim geldi. Meşhur Şerkan'ı size sunmak istedi. Arkadaşlar Serkan Atak'ın babası. Atak'ta TR Akıncılar şampiyonu. Daha önce de zaten bizdeydi Serkan. Evet arkadaşlar size bahsetmiştim videolarımda kendi YouTube kanalımda. Şerkan'ı ben Tunceli'ye bir abimiz var Murat abimiz. Onun büyükbaş hayvanları var onu koruması için gönderdim. Ama Şerkan çok agresif bir köpek. Yani orada hiç rahat durmadı. Komşuların 3 tane köpeğini öldürdü. O da baş edemeyince mecbur bana geri verdi. Ben Şerkan'ın iki oğlu vardı bende. İki oğlunu ona verdim, Şerkan'ı geri getirdim. Zaten böyle yakından çekersen Esin abi yüzü harita gibi. Orada domuz da boğdu. Şu alt bölgesi bayağı bir yaralanmıştı. Murat abimiz götürüp Tunceli merkezde diktirdi. Ve Şerkan arkadaşlar gördüğünüz gibi ağzında hiç diş kalmadı. Yaşı 10. Sen bunu nereden almıştın Emre? Umut ben bunu Erzurum'dan getirdim. Ama Erzurum'a da Muş'tan geldi. Muş'ta üretilmiş bir köpek. Bahçelici o soyu bir köpek. Yani böyle biz başkaları gibi şey yapmıyoruz Umut. İnkar etmiyoruz. Mesela bizim köpeğimiz meşhur oldu. Hiç bir tane yerde demediler ki Allah razı olsun işte bize kaliteli bir köpek verdi. İşte yüzümüzü güldürdü. Aynen. Güzellik yarışmalarında birinci geldi. Ama ben inkar etmiyorum yani. Köpeğin geldiği yeri, soyunu, kanatlığını söylüyorum. Ben de beğendim fiziğini. Getirdim, ürettim. Hani belki 50'nin üstünde yavrusunu ürettim. Atak bunlardan sadece bir tanesi. Haydi Şerkan. Haydi oğlum. Kim var oğlum orada? Kim var? Kim var Şerkan? Zaten böyle bakarsan Umut hiç atletik değilinden bir şey. 10 yaşında gibi gözüküyor. Aynen. Tabii ki ben sana resmini atarım. Fotoğrafların arasına koyabilir misin bilmiyorum ama Şerkan'ın fotoğrafını atarım. Resimlerin arasına koyarsın. Böyle bir köpek yoktu yani. Şu an böyle ne kadar anlatsam boş. Ama bu yaşına göre gene hırslı yani. O resmi atarım Umut. Ben o zaman izleyen arkadaşlar ne demek istediğimi anlarlar. Arkadaşlar zaten Şerkan'ı ben diyorum ya anlatsam sabaha kadar bitiremem. Mesela dediğim gibi 1000'in üstünde köpek geçti kapımdan ama Şerkan asaletinde, Şerkan'ın karakterinde bir köpeğim. Yani hepsinden üstün. Hepsinin kendine göre üstün özellikleri vardı ama Şerkan benim gözümde hepsinden daha da hem fizik olarak hem kalite olarak üstün bir köpek. Elimizden geldiğince de sadece onun soyunu üretmeye çalışıyoruz. Hemen yan tarafta oğlu ve annesi de var. Onları da çekelim. Bu hangisinin Emre? Umut bu Şerkan'ın kızından olma. Babası da meşhur Urfalı Tatar. Ben Adıyaman'dan aldım. 1 metre net boyu vardı. Benim videolarımda da var. Onun kızı. Yani dişimiz de sen şu an biz yüksekteyiz belli olmuyor böyle Ersin dişi abi. Dişi de bayağı yüksek bir diş ya. Yani dişi şimdi gebe olduğu için havaya kaldırmak istemiyorum. Ama boyu salı yani Anadolu çoban sınıfında gerçekten de örnek alınacak bir dişi. Şöyle basarları, tüy yapısı, salı, kafa yapısı. Eşleşmesi hangisinden çok güzel. Bunu Cem'deki Baron'la, Adamcı Baron var ya ben videomda paylaşmıştım. Adamcı Baron'la eşleştirdik. O da Şerkan'ın öz oğludur arkadaşlar. Weiss cinsi köpeklerle üretimini yapmışlardı. Güzel bir dişi ya. Dişimiz genç bir dişi. Kaç yaşında? Zaten şu an 35 aylık. Dişleri de zaten gördüğün gibi ustura gibi. Yani amacımız buradaki sürü sahiplerine biz şafaklı diyoruz artık. Yani arkadaşlar bilir mi bilmez mi onlara yavru üretimi sağlamak. Elinden geldikçe de tabii ki sürüde iyi görev yapacak köpekler üretmeye çalışıyorum. Biz seni zaten takip ediyoruz yakından Emre. Sen kaliteli köpek yetiştiricisin yani gerçekten güzel köpeklerin de var. Aynen bunlar şu an yeğenimde. Umut bunun bir de bacısı var Linda diye bundan daha da güzel bir dişi. Yani senin benim yok. Biz birlikte üretim yapıyoruz işte. Aynen. Birlikte sahiplendiriyoruz. Onun haricinde maraz var. Marazın ırkı var. İki soy var sadece bende zaten şu an. Aynen. Bir tane de katliamlardan bir dişim var. Onu da şimdi gidince paylaşırız. Şöyle Martin'i de bunu alırsan. Da Martin, bu hangisinin yavrusu? Umut bu da şu çektiğim bu şila dişimizle
Şerkan'ın öz oğlu. İkisinin eşleşmesinden doğan bir yavru. Ve şu an kaç aylık? Tam 10-10,5 ayına girmek üzere. İkisine de benziyor. Evet, şu an 80 santim civarında. Hani bir 16-17'ine ayına kadar da büyüyecek Umut o. Ama kafa yapısı biraz anneye biraz daha benzedi bunun. Şerkan'ın daha kendine benzeyen kopya üretimlerini de yaptım. Ama bu da güzel bir genç köpeğimiz. Şerkan tabii yaşı büyük olduğu için ilerleyen zamanlarda hani istemesek de tabii ki ölecek. O öldükten sonra da onun soyunu Martin'le birlikte üretmeye çalışacağız yani. Değil mi Martin? Martin de Martin. Yani fiziği de yaşının 4-4'lük abi. Zaten dişleri süt gibi arkadaşlar. Köpeklerin genç olup olmadığını şöyle dişlerinden anlayabilirsiniz. Daha süt gibi. Henüz daha yaşına bile girmedi. Değil mi oğlum? Diğer köpeklerin aşağıda galiba. Evet Umut. Gidelim onları da çekelim. Onları da çekelim. Arkadaşlar Emre arkadaşımızın diğer köpeğinin yanına geldik. Emre. Arkadaşlar herkese merhaba. Bu aslan Umut. Şu an 2 yaşında. Bendeki maraz var. Benim baş damızlıklarımdan biri. Anadolu çoban cinsi. Maraz'ın oğlu. Maraz da bir 6 yaşında. Ondan dolayı her daim biz alttan bir tane genç yavrusunu Umut yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu köpek de gerçekten çok güzel bir köpekmiş ya. Umut köpeğimin yani beğendiğim yönü çok sallı olması ve kalın yapılı olması. Yani boyu bir 80-82 santim civarı falan ama şeyi çok iyi. Vücut yapısı hem kalın. Ya şöyle bakarsan vücudu kaslı biliyor musun? Aynen. Şey bilek yapısı falan ağız yapısı da kaslı. Ve tüy yapısı da çok güzel. Umut. Yani böyle aslan yapılı. Mesela kuyruk falan sarmamasına karşın vücuduna çok yakışıyor ve aşırı derecede hırslı bir köpek. Peki bunun babasının soyu nereye dayanıyor? Umut bunun babasını burada bizim bir Cemal abimiz var. Tarımda çalışıyor. Kendisi şeyden getirdi. Sivas Ulaş'tan köpeği getirdi. Heh. Hani şimdi Sivas deyince aklına hemen kangal geliyor ama kangal değil. O da Anadolu çoban köpeği. Hatta Malatlı kanı daha ağır basan bir köpek. Ağız falan daha aslana göre marazın bir şey. Sarkık. Şimdi burada içeride şey var. Umut. Kız kardeşi var. Kızanda. Onun kokusunu aldı. Ondan dolayı böyle sürekli yerleri şey yapıyor. Aslan gel oğlum. Gel. Şöyle bu tarafa doğru götürürsen. Yürümesini. Fiziği önemli. 4-4'lük düzgün bir köpek. Şöyle. Fiziği gerçekten çok güzel. 10 numara bir hayvan. Yani ilerleyen zamanlarda Umut. Ben de biliyorsun YouTube kanalım var. Erzincan Kangal TV. Aslan'la birlikte yürüyüşlere çıkacağız. Araziye gideceğiz. Belki nasip olursa burada biliyorsun Çağlayan bölgesi var. Şelale. Aynen birlikte biliyorum. Birlikte şelaleye geziye falan gideceğiz. Arkadaşlar takip ederse oradan aslanla olan videolarımızı da izleyebilir. Yani aslan şey var Umut. Mert Yılmaz'ın yanına gittim. Keş var. Mert Yılmaz'ın keşi. Biliyorum evet. Benziyor sanki yani. Keşe de benziyor gerçekten. Deseni, kuyruk yapısı. Keşe benziyor yani bilmiyorum. Sen tabii ikisini de canlı gördün. Hangisi? Benziyor. Ben de zaten onu sana söyleyecektim. Sen benden önce davran. Yani ben de ona çok benzetiyorum. O da Mercedes sırtı bir köpekti herhalde. Ama benzerlik var aralarında. Benzerlik var. Hatta evet. Şöyle biraz alçaktan alırsan Umut bence köpeğin senin boyun uzun. Bir de çok yüksekten çekiyorsun. Köpek köpek zaten kendini belli ediyor ya. Ya yok Umut bak ben çok mesela meraklı olduğum için farklı illerden köpekler de aldım. Mesela bazen videoya aldanıyorum. Gidiyorum köpeği almaya. Köpeği beğeniyorum. Gidip bir canlı görüyorum daha çok beğeniyorum. Bazen de videoda beğeniyorum köpeği. Buradan ücretini yatırıyorum. Adam oradan köpeğimi gönderiyor pet taksiyle. Bir geliyor ki köpek şeyle hiç alakası yok videoda. Videoyla fotoğrafla değil mi? Aynen öyle vallahi işte Umut. Tamam dişi kardeşini de bir salalım istersen dişi. Aynen Umut o da hızanda. Şimdi ondan da biraz bahsederim sana. Gel aslan gel. Emre bu da dişi kardeşi değil aynen, mi? Umut. Dersin abi şöyle ortaya götürelim. Dişi kardeşin de fiziği 4-4'lük. Valla dişi olmasına rağmen Umut. Hemen hemen aslanla aynı boy. Yani normalde köpekler her zaman
dişi kardeşleri daha şey olur. Erkeğe göre biraz daha ufak olur. Ama bu dişi olmasına rağmen aslanla aynı boyda. Ve rengi de ala. Şöyle şurayı tutarayım. Mesela bazen erik sahiplendiriyorum bunu. Adam diyor ki ya senin babası boz, bu yavru niye ala? Benim köpeklerim ırkında ala var. Özellikle Anadolu çoban köpeklerde bu durum çok çıkıyor. Yani marazın, bunlar aynı anne, aynı baba. İkisi de boz ama gördüğün gibi şila ala çıktı. Belki de dedesine çekmiş olabilir. Yani, var, aynen. Soyunda vardır hayvanı. Peki bunu var. Hangisiyle eşlediniz? Bunu da ben her kanalımda paylaştığım çapo vardı. Çapo ve boğaç. Çapoya eşleştirdim. Onu da yakında paylaşacağım. Bunların çapo, ikisinden çok güzel yavru çıkardı. Kastamonu'daydı herhalde. Serkan Karametoğlu var. Meşhur bir köpek yani. Anadolu Çoban sınıfında derece almış köpekler. Ondan dolayı biz de elimizden geldiğince üst sınıf köpekler üretmeye çalışıyoruz. Bunu ona eşleştirdim. Şöyle hafiften Ersin abi o tarafa doğru gezdirelim hem de şey olsunlar. Fiziklerini belli etsinler. Değil mi kızım? Umut. Bu da Şila. İsmi ama çok şey. Ne derler ona? Yani bir erkek karakterine sahip. Yani böyle salık bıraktığında hiç erkeklere eyvallah yok yani. Giriyor. Hayvanlar ikisi de güçlü. Bir de görünüş olarak da insanı cezbediyorlar yani hayvanlar. Zaten bu da sallı gördüğün gibi Umut. İkisi de ve basarları kusursuz. Gördüğün gibi değil mi? Yani hiçbir aynen. Yamukluk şey yok. Ya Umut zaten Erzincan'daki arkadaşlar, hani il dışındaki arkadaşlar belki daha yeni yeni bizi tanıyor ama Erzincan'daki arkadaşların %90'ı beni tanıyor. Yani bu köpeğe sevdalı arkadaşlar da, sevdalı arkadaşların %90'ına en az bir köpek vermiştirim. Peki Emre, buradan izleyici arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Ya izleyicilere söylemek istediğim, eğer bir köpek köpek işine sevdalılarsa aldığı köpeğin hakkını versinler. Yani bir çocuk nasılsa bir evde, bir köpek de aynen o şekil. Çünkü onun gibi alıp zincire sürekli bağlarsan olmaz. Aldın, gerekli beslemeyi yapmazsansa böyle önüne kuru ekmek atmayla da olmaz. Hani bebeğine nasıl mama veriyorsansa 3 öğün, enliğine de o şekil mama vermen lazım. Ve yani bu iş sevda işi. Yani ben hesap ediyorum. Belki hani bunları verdiğimiz yavrulardan aldıklarımızı da yine bunlara harcıyoruz. Hiçbir şeyi yok. Neden? Hani biz sevdalıyız bu işe. Yani hem güvercinlere, hem köpeklere, atlara. Yani doğuştan gelen bir şey biliyor musun Umut? Bendeki. Yani arkadaşlara söylemek istediğim bu kadar. Peki Emre, başka köpeğin var mı? Var. Yani benim şu an onun üstünde köpeğim var. Gidersek birazdan... Onları da çekelim, evet. Onları da şimdi gidip çekeceğiz arkadaşlar. Sizin ortasında bir Ersin abiyle karşılan. Oraya bak kızım. Sık sık sık. Arkadaşlar, Emre arkadaşımızın diğer köpeklerinin yanına da geldik. Emre, bu yavru çok ilgimi çekti benim. Umut, bu zaten post yapısıyla hani Türkiye'deki arkadaşların en çok tercih ettiği post yapısına sahip. Kara kırçıl diyoruz. Şöyle gördüğün gibi göğsünde nişanı da var. Bileklerinde de nişanı var. Bunun ismi Kara. Umut, bu damızı kadrosuna alttan yetişiyor. Şu an 2,5 aylık. Ama 2,5 aylık olmasına rağmen şöyle gördüğün gibi patileri benim bileklerim kadar. Peki Emre, bu hangi soyudan gelme? Bunun babasını, dedesini ben Erzurum'dan getirmiştim. Benim kanalımda Karabela diye yazmışım. O ırktan yurt dışına satılan yine bir Karavaş diye bir köpek vardı. Onun ırkından. Ben getirdim kendi köpeklerimle, Şerkan'ın kızıyla eşleştirdim. Ondan sonra işte bu yavruları ürettim. Bunun erkek kardeşlerine verdik. Sadece işte bir tane dişi yavrusunu kendime bıraktım. Bu üretim amaçlı bıraktım. Aynen, damızlık olarak. Yani bu da güzel bir Anadolu çoban köpeği. Umut, şurayı gördüğün gibi. Görsel olarak çok güzel bir bayağı köpek. Bayağı da bir, yani. Aynen şey. Bu da bizim bir kardeşimizin köpeği. Kendi başka bir yere gitti. Dedi abi, bir hafta 10 gün kadar senin
bakabilir misin şeyin yanında? Bunu da getirdim onun yanına. Hem karama arkadaşlık ediyor, hem de birlikte peki oynuyorlar. Emre, dikkatimi çeken bir şey var. Bu köpeğin bir gözü de herhalde şaş mı? Umut, bu köpek benim kapıma kendi geldi. Ben böyle sokaktan aldığımda bir deri bir kemikti. Sahiplendim. Bayağı bir zayıftı, kilo aldı. Bunun göğsünde, gözünde kiraz hastalığı var ve kirpik dönmesi var. Yani en yakın zamanda onu da veterinere götürüp muayene ettirip gözünün, işte bilmiyorum şimdi maliyeti ne kadar, ne kadar değil. Biz de biliyorsun asgari ücretle çalışıyoruz. Geçindirmek zorunda olduğumuz bir ailemiz var. Eğer bütçesi bizim sınırlarımızı aşmazsa, yani şu an çok büyük bir sorun teşkil etmiyor ama tabii gözü yaşarıyor. Hayvan belki de acı çekiyordur. Sahipleri çekersem, aynen, sahipleri bunu yani kullanmışlar, şey yapmışlar. Şimdiye kadar hiçbir tedavisini yapmamışlar ama biz inşallah bakımını en iyi şekilde yapıyoruz. İnşallah onu da düzelteceğiz. Yani bu ürettiğimiz yavrulardan sadece bir tanesi. Umut. Çok güzel. Bunun gerçekten gibi daha binlercesini. Efsane olacak bu yavruya. Binlercesini yani ülkemize kazandırdık. Sürü sahiplerine. Bunun bir erkek kardeşi de Kelkit'te büyüyor. Bu da kara kırçıl. Umut. Çok güzel, güzel çok güzel bir dişi. Bunu eşlersen hangisiyle eşlemeyi düşünüyorsun? Umut, bunda Kayhan var. Yok kanalı var onda. Kayhan Çelik'teki Şerkan var. Onu da ben verdim ona. Bir dişi bir erkek. Eğer nasip olursa, sana gelirse şeyle eşleştirmeyi düşünüyorum. Onunla. Ha, onun, peki o da mı kara kırçıl? O da kara kırçıl. Bundan daha da siyah. Ve saf kangal bir köpek. Çok güzel yavru atarlar ikisi arkadaşlar. Aynen Umut, işte böyle. Arkadaşlar, Emre arkadaşımızın da YouTube kanalı var. Erzincan Kangal TV diye. Takip edip destek olup abone olursanız seviniriz. Evet arkadaşlar, şimdiden olan olmayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Siz de hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.